İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'da Ermeni mimarisi. Uluslararası Polis Birliği'nin 65. zirvesi İspanya'da gerçekleşti. David Babayan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Artsakh Ermenilerinin sürgün ve soykırım planını açıkladı. Derin Katar Dağı'nın ejderha taşları. Batı Ermenistan'ın Dersim'deki Ermeni Kalesi en azından demir çağında iskan edilmişti. Bugün büyük hümanist Fridtjof Nansen'in doğum günü. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. Ermeni mimarisinin antik evresi M.Ö. 4. 1. bin yılları içerir. O zamandan günümüze dek taş devri kalıntıları, bakır devri ve tunç devri yerleşimleri, mezarlıklar, megalitik yapılar, kaleler, kaya oymaları korunmuştur. Eski evre M.Ö. 6. 3. yüzyıllara ait olan kurulmuş Ermeni devletinin köle arketipi mimarisini içerir. Bu dönem özellikle Ermeni kültürü ile Ermeni platosunda yaşayan diğer kabilelerin kültürleri arasındaki etkileşim nedeniyle önemlidir. Bu aşamanın esas dini yapıları pagan tapınakları ve mehyanlarıydı. Bu yapıların yerine daha sonra erken Hristiyan yapılarının büyük bir kısmı inşa edildi. Ermeni mimarisi zengin ulusal kültür geleneklerine dayanmaktadır. Ermenilere yönelik soykırım Armenosit'ten sonra ne yazık ki kendi beşiğimizde milli kültürümüzü ve mimarimizi geliştirecek ve zenginleştirecek imkanımız olmadı. Hatta ayakta kalan birçok yapı barbarlar tarafından kısmen veya tamamen yıkıldı. Ancak Batı Ermenistan'da ayakta kalan birçok tarihi yapı UNESCO'nun Dünya Kültür Değerler Listesi'ne dahil edilmiştir. Uluslararası Polis Birliği'nin 65. zirvesi 3-9 Ekim tarihlerinde İspanya'nın Llorente de Mar kentinde düzenlendi. 71 ülke tam üye, geri kalanı gözlemci olmak üzere 110 ülke katıldı. Ermenistan Cumhuriyeti 2010 yılında oy hakkı ile tam üye oldu. Zirvenin gündeminde 3 ana konu ele alındı. 1- Terörle mücadele, 2- insan ticaretiyle mücadele, 3- insan hakları ve temel özgürlük konuları. Ermeni heyetine Sağ Kalma Sanatı adlı askeri yurtsever sivil toplum örgütünün Ermenistan Cumhuriyeti Şubesi Başkanı Albay Grişe Sarkisyan başkanlık etti. Sarkisyan konuşmasında ana konuların tartışılmasının yanı sıra saldırgan Azerbaycan'ın Ermenistan Cumhuriyeti'nin egemen topraklarını işgal ettiğini anlattı ve Azerbaycan'ı saldırgan bir ülke olarak kınamaya ve tanımaya çağırdı. Ermeni heyetini Fransa'dan Suren Şaumyan ve Virap Manukyan, Amerika Birleşik Devletleri'nden Ardaşes Azizyan ve Mikael İsrailyan da temsil etti. Artsakh Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı David Babayan, Aliyev'in Azerbaycan'da yaşamak istemeyen Artsakh Ermenilerinin yeni bir ikamet yeri arayabilecekleri yönündeki son açıklamalarını yorumlarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın Artsakh Ermenilerinin sürgün ve soykırım programını açıkça dile getirdiğini ifade etti. Bakan Babayan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı asıl amacın Artsakh'ı yutmak olduğunu, kabul etmeyenlerin gidebileceğini açıkça ve net belirtti. Ellerinde öldürmeyi düşündükleri birkaç bin kişinin listesinin olduğunu biliyoruz. Eğer aniden Artsakh Azerbaycan'ın bir parçası olarak belirlenirse elbette nüfusun ezici çoğunluğu %99.9'u Artsakh'ı terk edecektir. Yani Aliyev Ermenilerin sürgün ve soykırım programını dile getirdi. Ben Artsakh'tan neredeyse hiç kimsenin Aliyev ile Artsakh devletinin dağıtılması konusunu konuşmayacağını düşünüyorum. Aliyev'in bu insanlık dışı ifadelerine dünya kamuoyunun sessiz kalmasından dolayı çok üzgünüz, dedi. Derin Katar Dağı'nın Vişapakarer Vadisi, Ermenistan Cumhuriyeti'nin Arakazodun bölgesinde, Arakaz Dağı'nın güneybatı yamacında zirveden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Vadi, Sevsar 3138 metre ve Derin Katar 2858 metre dağları arasındaki göl buzul oluşumlarıyla dolu dağlar arasındaki çöküntüde bulunur. Vadi boyunca bazıları kazılar sırasında bulunan Vişabakar ejderha taşları bulundu. Ejderha taşları 2-4 metre uzunluğundaki bazalt kayalara oyulmuş
balık, boğa, koç görünümündedir. Vişabakarların binlerce yıl önce ayakta durdukları ve Arakat'ın zirvesine doğru kuzeye baktığı açıktır. Zaman içerisinde muhtemelen Ermenistan'daki dini değişikliklerden sonra ejderha taşları yere düşürüldü ve toprak ve kayalarla kaplandı. Birkaç ejderha taşı kırıldı. Birkaç yıl süren kazılar sırasında kazı ekibi vadide yaklaşık 12 ejderha taşı buldu. Vişabakar Vadisi'nin üst 4. döneminde yaklaşık 150 bin 80 bin yıl önce patlayan volkanik dağ Drinkatar'ın eteklerinde yer alması dikkat çekicidir. Volkanik dağ adını eski kutsal inancımızın tanrılarından biri olan Yüce Tanrımız Aramazd'ın yardımcısı Dirden almıştır. Ermenistan'da birçok yerleşim yeri ve dağ silsilesi, Toros Sıra Dağları'nın zirvesi, Drinkatar ve Darun ilinin tarihi kenti Drinkatar adlarını Dirden aldılar. Ejderha taşları bu efsanevi yaratıkların yanı sıra balık, leylek, boğa ve diğer hayvanların görüntüleri ile yontulmuştur. Bu Ermenistan için hala birçok gizemle dolu eşsiz bir olgudur. Ejderha taşları çoğunlukla efsaneye göre ejderhaların yaşadığı yüksek dağlarda bulunur. Nehirler ve göller bunların bulunduğu alanlarda önemli bir rol oynadı. Çünkü dev yılanlar su elementi ile ilişkilendirildi. Bazı ejderha taşlarının 2-3 bin yıllık bir geçmişi vardır. Tarihçilerin ejderha taşlarının anlamı hakkında birçok hipotezi vardır. Bunlar pagan tanrılarına adandılar, yeraltı kaynaklarının yerlerini işaretlediler ve ibadet yerleriydi. Batı Ermenistan'daki Dersim'in Hozat ilçesinde bulunan Gavur Kalesi'nde yapılan arkeolojik araştırmalarda kalenin en genç demir çağında iskan edilmiş olduğu anlaşıldı. Yapılan kazılar sonucunda Gavur Kalesi'ne giden yolda 2 metre 80 santime ulaşan kale duvarları bulundu. Bu duvarlar ve diğer buluntular kalenin eski zamanlardan beri iskan edilmiş olduğunu göstermiştir. Çalışmada akademisyenlere rehberlik yapan doğa aktivisti Vedat Aldemir, bu tarihi dokuların gün yüzüne çıkarılması için akademik yetkililerden, arkeologlardan destek istediğini açıkladı. Aktivist, yetkililerden bölgedeki bu alanların tescillenmesi ve turizme kazandırılması için destek istediklerini belirtti. Yetkililer ise bu talebi kabul etti. Norveçli kutup kaşifi, oşinograf, fiziki oşinografinin kurucusu, hayırsever ve kamu politikacısı Fridtjof Nansen, Ermeni halkının ihlal edilen haklarını savundu. Nansen, 10 Ekim 1861'de Kristiana'da, Oslo, Norveç'te doğdu. Kristiana Üniversitesi Fen Fakültesi'nde okudu. Norveç'in İsveç'ten ayrılmasından sonra 1905'te Norveç'in Büyük Britanya Büyükelçisi olarak atandı. Birinci Dünya Savaşı'nın 1914-1918 sona ermesinden sonra Milletler Cemiyeti Yüksek Komiseri olarak savaş esirlerinin ülkelerine geri gönderilme ve muhacirlerin sorunlarıyla ilgilendi. Nansen'in sosyal faaliyetlerinde Ermeni yanlısı çalışmalar, Ermeni göçmenlerin durumunu iyileştirmek için çabaları önemli bir yer aldı. O, Sultan II. Abdülhamit ve Jön Türkler tarafından düzenlenen Ermeni soykırımı Armenosid'i şiddetle kınadı. Nansen, göçmenlere çok yardımcı oldu. Binlerce Ermeni mülteci Nansen pasaportları aldı, bu da onların işine yaradı. Ermeni göçmenleri Sovyet Ermenistan'a göndermek için koşullar yaratmayı önerdi, geri dönüş komisyonuna başkanlık etti. 1925-1929. Nansen'in birçok makalesi, raporu, konuşması Ermeni halkının ve Ermenistan'ın tarihine adanmıştır. 1927'de Ermenistan başlıklı çok hacimli kitabı Norveççe yayınlandı. İngilizce ve Fransızcaya Ermenistan ve Orta Doğu başlığıyla, Almancaya Aldatılmış İnsanlar başlığı altında çevrildi. Üstelik kitapta kırmızı harflerle şöyle yazıyordu: İtilaf ve Milletler Cemiyeti Aleyhine İddianame. Nansen 1922'de insani faaliyetleri nedeniyle Nobel ödülüne layık görüldü. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar, bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var.
Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Televizyonu ve Sten Armenia TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Thomas Borsan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Ah Ninu adlı eseri sunuyoruz. Sari tegar dubara ah can Ninu dur edebat sardi Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.